Herkese merhabalar. Yapay Zeka İş Modeli kursumuza hoş geldiniz. 1760'lı yıllarda buharlı makinelerin hayatımıza giriş yapmasıyla birlikte fiziksel veya kas gücü gerektiren birçok görevi otomatik hale getirmeye başladık. Aradan 264 yıl geçti. 2022 yılının Kasım ayına geldiğimizde ilk defa insan dilini çok iyi bir şekilde anlayabilen ve karşılık verebilen bir teknoloji ile karşı karşıya geldik. Bu teknolojik araçları üretken yapay zeka araçları olarak tanıdık ve aralarından en çok bildiğimiz de ChatGPT idi. ChatGPT ve diğer yapay zeka araçları bize gösterdi ki bizler artık düşünce süreçlerimizi otomatik hale getirmeye başladık. Bu da aslında bize gösteriyor ki yapay zeka hem günümüzün hem de geleceğimizin anahtar teknolojilerinden bir tanesi olacak. Bu videomuzda sizlerle birlikte kursumuzun içeriğini inceliyor olacağız. Bunu 3 ana alt başlıkta yapacağız. Fakat içeriklere giriş yapmadan önce yapay zeka devriminde kendinizi geliştirmeye yönelik olarak bir adım atmayı planladığınız için öncelikle sizleri tebrik ediyoruz. İçeriklere geçecek olursak bu videomuzda bu kursumuzun sizlere neler sunacağından bahsedeceğiz. Bu kursumuzun kimler için uygun olduğundan bahsedeceğiz ve en sonunda da eğitmeninizle ilgili yani benimle ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağım. Yapay zeka iş modelinin bizlere sunduğu fırsatları daha iyi bir şekilde anlayabilmek için son 25 yıl içerisindeki bazı teknolojik gelişmelere ve oluşturdukları sonuçlara göz atalım. 2000'li yıllarda internetin hayatımıza girmesiyle birlikte birçok işletmenin bireysel internet sitesine sahip olması gibi bir ihtiyaç ortaya çıktı ve bu ihtiyacı o sıralarda karşılayabilecek insan sayısı yeterli değildi. Ve bu yeteneği öğrenmek de çok kolay bir şey değildi. 2010'lu yıllara geldiğimizde ise sosyal medya platformları hayatımıza girdi. Yine bazı şirketlerin kendi markalarını bu platformlarda nasıl ön plana çıkarabilecekleri, paralı reklamlardan faydalanarak ürünlerinin satışını nasıl yükseltebilecekleri gibi ihtiyaçlar ortaya çıktı ve bunun sonucunda da bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak dijital pazarlama ajansları hayatımıza giriş yaptı. Yapay zeka iş modelinde de aslında bizleri benzer bir süreç bekliyor ki şahsi düşüncem bu sürecin daha önceki devrimlerden çok daha büyük olacağı. Ki yine diğer taraftan baktığımızda bir web sitesi oluşturmak veyahut da sosyal medya yönetimini başarılı bir şekilde gerçekleştirmek hala da günümüzde çok aranan ve çok önemli olan yeteneklerden. Bazıda da yapay zeka iş modellerindeki fırsatlardan daha iyi bir şekilde faydalanmanızı sağlayacak bazı yetenekleri sizlerle detaylı bir şekilde paylaşıyor olacağız. Buradaki yeteneklerden bir tanesi yapay zeka entegreli asistanlar oluşturmak, chatbotlar oluşturmak veyahut da agentlar oluşturmak olarak adlandırabiliriz. Bu yeteneği öğrenerek hedeflediğimiz ortaya çıkan ihtiyacı sizlerin oluşturacağı ajanslarla ihtiyaçları karşılamanız ve bunun karşılığında bir gelir elde etmenizi sağlamak. Ve bu şekilde de yapay zeka iş modellerinin ilk adımlarını atanlardan bir tanesi olabilmek. Şimdi bir sonraki infografimizde son 5 yıl içerisindeki yapay zeka aramalarını görüyoruz. Burada incelememiz gereken bazı noktalar var. Görmüş olduğunuz gibi 2020'li yıllarda çok düşük bir şekilde seyrederken 2022 yılının yaz aylarından itibaren ilginin çok hızlı bir şekilde arttığını ve günümüzde de bunun artık pik seviyeye geldiğini görüyoruz. Burada anlamamız gereken bir tane nokta şu. Çok hızlı bir şekilde artış olduğunu, bir talep olduğunu görüyoruz ve bu talebi sağlayabilecek insanların henüz kendisini yetiştirmesi için bu teknolojiyi hızlı bir şekilde anlayıp aksiyon alması gerekiyor ki sizlerde eğer bu videoyu izliyorsanız aksiyon alanlardan bir tanesisinizdir. Bir diğer infografik ise yapay zeka chatbot arama kelimesini gösteren bir grafik yine son 5 yıl içerisinde bütün dünyadaki arama grafiğini görüyoruz 2022 yılının sonuna kadar düşük olurken çok hızlı bir şekilde artış gösterdiğini ve stabil şekilde ilginin devam ettiğini görüyoruz. Bu da aslında bize şunu gösteriyor. Yapay zeka ile ilgili olan, servislere olan ihtiyaç stabil bir şekilde artacak. Şu anda bulunduğumuz noktadan çok daha hızlı bir şekilde artışını gerçekleştirecek ve bu da aslında bize gösteriyor ki bizler şu anda doğru bir gemideyiz. Doğru bir pazardayız, doğru bir marketteyiz. Bu kurs size neler sunacak? Kursumuzun içeriklerini sizlerle 7 ana alt başlık altında paylaşacağım. Birinci alt başlığımız yapay zeka ve bilgi çağını paylaşıyor olacağım. Sizlerle birlikte kursumuzun ilk bölümlerinde ve daha sonra da promptların öneminden bahsedeceğiz. Bu kısmımızda yapay zeka teknolojisinin temellerinden, promptların öneminden ve yapay zeka iş modelinde başarılı olabilmemiz için sahip olmamız gereken bakış açılarından bahsediyor olacağız. Bu konuları inceliyor olacağız detaylı bir şekilde. Ardından yapay zeka entegreli chatbotların bileşenleri kısmına geçiş yapacağız. Ki bu kısımda chatbotların nasıl oluşturulduğuna dair sahip olunması gereken malzemeler. E burada chatbot oluşturmayı yeni ortaya çıkan bir Yemek gibi düşünüyoruz ve sahip olmamız gereken malzemelerden bahsediyoruz. Bu malzemelerin içeriklerinden bahsediyoruz ve daha sonrasında da yine bu bileşenlerin, bu malzemelerin yemeğimizi çok iyi bir şekilde hazırlayabilmek için nasıl birleştirmemiz gerekiyor, nasıl birbirleriyle bir bağlantı oluşturmamız gerektiğinden bahsediyor olacağım ve yine bu bölümümüzde chatbotların temel işlevlerinden özelleştirilme seçeneklerinden, satış ve pazarlama stratejilerinden, bazı detaylı prompt şablonlarından ve internet sitesine entegrasyonu gibi konuları inceliyor olacağız. Bir sonraki bölümümüzde ise asistanları oluşturacağımız platformun detaylı incelemesini gerçekleştireceğiz. Platformun özellikleri, stil değiştirme gibi bazı işlevsellikleri, eğitim verisi ekleme ki bu durumda internet sitelerinden bazı internet sitelerinden linkler ile birlikte sitede bulunan bilgileri eğitim verisi olarak çekiyoruz veyahut da dosya formatında eğitim verilerimizi hazırlıyoruz ve agent'ımıza, asistanımıza sağlıyoruz. Bir diğer inceleyeceğimiz konu ise özelleştirilmiş talimatlar, promptlar oluşturma olacak. Yani sistem promptları oluşturacağız. Oluşturacağımız chatbot'lar için davranışını belirlemeye yönelik olarak bir sonraki bölümümüzde ise çeşitli sektörlerde yapay zeka entegreli chatbotlar kullanılarak gerçekleştirilen bazı vaka analizlerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu sektörlerden bazıları örneğin Dubai pazarında hizmet veren bir emlak şirketi, bir emlak ajansı yine aynı şekilde etkinlik sektöründe etkinlik organizatörlerine yönelik olarak chatbotların nasıl bir fayda sağlayabileceğini gerçek hayattan bir örnekle sizlerle paylaşıyor olacağım. Daha sonra bir diğer vaka analizimizde ise şirketlerin iç operasyonunda örneğin pazarlama operasyonlarında destek olabilmesi için bir chatbot nasıl oluşturulur? Bunları sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu vaka analizlerini oluştururken detaylı bir şekilde davranışını belirlediğimiz promptları ve aynı zamanda eğitim verilerini nasıl oluşturduğumla ilgili bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağım. Bir sonraki bölümümüzde ise oluşturduğumuz yapay zeka entegreli agentler için mükemmel bir ürün teklifi oluşturma ve pazarlama stratejilerinden bahsediyor olacağım. Ki yine burada vereceğimiz örnekler tamamen bizim ürünümüzle ilgili olacak. Örneğin satış kısmında sizlerle 4 ana alt başlık altında tartışıyor olacağız. Yapay zeka entegreli asistanlar üzerinden örnekleri paylaşıyor olacağım ki satış noktasında sizlerin sürecinizi daha da kolaylaştırabilmek için ve yine aynı şekilde yapay zeka entegreli ürünlerimizi daha iyi bir şekilde pazarlarken faydalanabileceğiniz 8 pazarlama stratejisini sizlerle paylaşıyor olacağım. Bir sonraki bölümümüzde ise Gemini ile yani Google'ın büyük dil modeli olan Gemini ile yurt dışında müşteri bulmak bölümünde oluşturduğumuz sektörlerde benzer olacak şekilde farklı ülkelerde olabilecek potansiyel müşterileri araştırıyor olacağız. Ve en son bölümümüzde ise platformumuzun fiyatlandırmasından ve aynı zamanda sizlerin potansiyel müşterilerle nasıl bir fiyatlandırma gerçekleştirmesi, oluşturması gerekiyor. Bu gibi konuları detaylı bir şekilde inceliyor olacağız. Bu kurs kimler için uygundur? Bu konuyu 4 ana alt başlık altında inceleyeceğiz. Kendi işini kurmak Veyahut da inovatif çözüm oluşturmak isteyenler için yani girişimciler için bu kurs uygundur. Bunun da sebebi yapay zeka ile birlikte birçok farklı sektörlerde farklı sorunlara çözüm olabilecek konular mevcut. Ve yapay zeka bu sorunlara hızlı bir şekilde çözümler oluşturabilir. Ve bu çözümleri oluşturabilecek kişilerde kesinlikle girişimciler olacaktır. Bu sebeple bu kurs girişimciler için uygun olacaktır. Bir sonraki başlığımız ise ek gelir oluşturmak isteyenler. Yapay zeka çözümleriyle ek gelir elde etmek isteyenler için de bu kurs uygun olacaktır. Şu şekilde düşünebiliriz. Daha önceden sahip olmuş olduğunuz bazı sektörel bilgiler olabilir veyahut da çevrenizde hali hazırda belli başlı işletmeler olabilir ve bu kursta öğreneceğiniz yetenekleri bu işletmelere çevrenize servis olarak sunarak bir gelir elde edebilirsiniz. Bir sonraki başlığımız ise işletme sahipleri için. Her ne kadar kursumuzda yapay zeka iş modelinden bahsetsek de işletmenizi yapay zeka ile güçlendirmek isteyenler için de bu kurs çok uygun olacaktır. Çünkü aslında kursta anlattığımız başarılı bir şekilde detaylı bir şekilde yapay zeka entegreli chatbotları oluşturmak ve bunu web sitesine entegre edebilmek ve daha sonra da iç veyahut da dış operasyonlara yönelik olarak çalışmasını sağlamak. Bu yetenekleri öğrenerek yine kendi işletmenize yönelik olarak kendi chatbot'unuzu başka bir aracı kuruma, başka bir aracı ajansa gitmeden, danışmadan kendiniz oluşturmayı öğreneceksinizdir. Bu kursun uygun olacağı bir diğer kitle ise pazarlama profesyonelleri. Müşterilerine değer katmak veyahut da onları yeni teknolojilerle tanıştırmak isteyenler için de bu kurs uygun olacaktır. Pazarlama profesyonelleri için özellikle hali hazırda sağlamış olduğunuz reklam hizmetlerinin yanında aynı şekilde chatbot oluşturma hizmetini de teklifinize ekleyebilirsiniz. Son olarak eğitmeninizle tanışın kısmındayız. Ben Hakan Öz. Matematik ve Diş Hekimliği Fakültesinde öğrenim gördüm. 2022 yılından beri Hollanda'da yazılım ve yapay zeka alanında çalışmalar gerçekleştiriyorum ve yine Yapay zeka alanında eğitimler ve ürünler geliştiren bir girişimin kurucu ortağıyım. Bu kurs içeriği boyunca sizler için faydalı olabilecek bütün bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olacaktır. Kurs içeriğinde görüşmek üzere.